Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde konumuz kaslarda enerji ihtiyacının karşılanması olacak. Kaslarda enerji ihtiyacının karşılanmasında öncelikli olarak kas hücrelerinde hazır olarak bulunan ATP kullanılır. Hazır olarak bulunan ATP bir kasın kasılması için gerekli olan enerji ihtiyacının yaklaşık olarak 1-2 saniyelik kısmını karşılayabilir. ATP'den sonra ise kreatin fosfatlar kullanılır. Kreatin fosfattan fosfat molekülleri kreatin kinaza denilen enzimle koparılır. Koparılan fosfatlar ADP'ye eklenir, ATP sentezlenir. Sentezlenen ATP ise kas kasılmasını kullanılır. ATP ve kreatin fosfat molekülleri bir kasın enerji ihtiyacının yaklaşık olarak 5 ila 8 saniyelik kısmını karşılayabilir. Peki kreatin fosfat yalnız çizgili kaslardan bulunur. Bazı yardımcı yayınlarda kreatin fosfatın yalnız çizgili kaslarda bulunduğu yazmakta. Halbuki kreatin fosfat çizgili kaslarda bulunur. Bunun yanında kalp kasında da bulunur. Yine az miktarda olsa bile düz kaslarda da kreatin fosfat vardır arkadaşlar. Kreatin hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum ben. Kreatin tüm memelilerin vücudunda glisin, arjinin ve metiyonin amino asitlerinden karaciğer, böbrek ve pankreasta sentezlenen bir amino asit türevidir. Sentezden sonra iskelet kaslarına, kalbe, beyne ve diğer bazı dokulara taşınır. Bu dokularda fosfokreatine yani kreatin fosfata dönüştürülür ve enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Bazı yardımcı yayınlarda kreatin fosfatın yıkımı sonucu oluşan kreatinlerin böbrekler yoluyla vücut dışına atıldığı yazmakta. Arkadaşlar kreatin böbreklerden vücut dışına atılmaz. Vücut dışına atılan kreatin değil kreatinindir. Yani şöyle söylemem gerekiyor. Kreatinin adını verdiğimiz moleküle dönüştürülür ve kreatinin şeklinde vücut dışına atılır. Tabi kreatinin tamamı mı atılıyor? Hayır. Yaklaşık olarak %5'lik kısmı atılıyor ve unutmayın lütfen kreatin şeklinde atılmaz, kreatinin şeklinde atılır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında kreatin fosfattan sonra ise glikojenler kullanılır. Tabii glikojenler glikoza dönüştürülerek kullanılır. Sorularda karşılaştığımızda enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanım sırası nasıl olmalıdır diye ATP, kreatin, fosfat ve glikojen şeklinde olacaktır. Yani glikojen de glikoza tabii ki yıkılarak kullanılacaktır. Evet, çizgili kaslarda egzersizin yani kas faaliyetinin başlangıcında enerji ihtiyacı öncelikli olarak glikolitik yolla sağlanır. Egzersizin ilerleyen dakikalarında yani kas faaliyetinin ilerleyen dakikalarındaysa enerji ihtiyacı daha ziyade oksidatif yolla yani oksijenli solunumla karşılanır arkadaşlar. Tabi egzersizin ilerleyen dakikalarında oksidatif yolla yani oksijenli solunumla enerji ihtiyacı karşılanırken bunun yanında daha az oranda olsa bile glikolitik yolla dolayısıyla laktik asit fermentasyonuyla da enerji ihtiyacı sağlanır diye söyleyebiliriz. Laktik asit fermentasyonu sonucu oluşan laktik asitler kaslarımızda ve yine karaciğerimizde önce piruvata dönüştürülür. Daha sonra ise enerji ihtiyacının karşılanmasında oksijen solunumda kullanılır. Yine karaciğerde piruvatın bir kısmı glikoza dönüştürülür. Glikoz da glikojen şeklinde depo edilir. Bu arada ben kasların karşılaştırılmasını da ifade etmiştim daha önceki videomuzda. Laktik asit fermentasyonu yalnızca iskelet kaslarımızda yani çizgili kaslarımızda mı gerçekleşir? Arkadaşlar unutmayın lütfen iskemik koşullarda kalp kasımızda da laktik asit fermentasyonu var. Aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Yani sadece çizgili kaslarda laktik asit fermentasyonu yok. İskemik koşullarda yani yeterince oksijen gelmediği durumlarda kalp kasında da az da olsa laktik asit fermentasyonu gerçekleşmektedir. Evet, kas faaliyeti sırasında artan ve azalan moleküllerimize bakalım. Çünkü sorularda sıklıkla karşılaşıyoruz. Evet, kas faaliyeti sırasında artan moleküllerimiz nelerdir? ADP artar, yine inorganik fosfat molekülleri artar, kreatin artar, laktik asit artar, ısı artışı gerçekleşir ve yine karbondioksit de artacaktır. Azalan moleküllerimiz ise ATP azalacaktır, kreatin fosfat azalacaktır, glikojen
Yine glukoz azalacaktır. Yine oksijen de azalacaktır. Ve yine şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki egzersiz yani kas faaliyeti çok uzun sürerse yani birkaç saatlik bir zaman dilimine yayılırsa bu durumda yağlar da enerji üretiminde kullanılacaktır diye söyleyeyim. Evet gelelim üniversite sınavında daha önceki yıllarda çıkmış olan birkaç tane sorumuzu çözmeye. 1981 yılı ÖYS sınavına çıkmış olan sorumuza bakalım. Devamlı ve çok hızlı kasılan kaslarda tüketilen ATP yedeğinin tamamlanmasında enerji verici olarak ilk anda kullanılan bileşik aşırıklardan hangisidir? Glikoz, glikojen, adenozin difosfat, aktin ve kreatin fosfat. Biliyorsunuz ki kreatin fosfatlar kreatin kinazı yıkılır. Fosfat ADP eklenir ve ATP sentezi gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşlar E şıkkı bizim için doğru bir ifade. 1991 yılı ÖYS sınavı çıkmış olan sorumuza da bakalım. Çizgili kas hücrenin birbirini izleyen kasılmaları ve gevşemeleri sırasında harcanan ATP'nin yeniden sağlanabilmesi için öncelikli kullanılan maddeler aşağıdakilerin hangisine bir arada verilmiştir diyor bize. Amino asit kreatin fosfat, amino asit depo yağı, kreatin fosfat depo yağı, depo yağı glikoz ve kreatin fosfat glikoz. Evet arkadaşlar ATP'nin tamamlanması, yeniden sentezlenmesi için kreatin fosfat ve glikozlar kullanılacaktır. Gelelim 2011 LYS sınavındaki çıkmış olan sorumuza bakmaya. İnsanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde moleküllerinden hangilerinin miktarında artış görülür diyor bize. Kreatin fosfat egzersiz sırasında azalacaktır. Laktik asit artacaktır çünkü glikolitik yollarda enerji üretimi gerçekleşiyor. Glikojen azalacaktır kullanılacağı için yine ADP artış olacaktır. İnorganik fosfat da yine arkadaşlar artacaktır diye söyleyebiliriz. Bu durumda 2, 4 ve 5 bizim için artan moleküllerdir. Yani yanıtımız D şıkkı arkadaşlar. Bu dersimizde kaslarda enerji ihtiyacının karşılanma sırasında hangi olaylar gerçekleşiyor? Hangi moleküller kullanılıyor? Bunları konuştuk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.